Evet, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Hafta hepimize hayır uğur getirsin inşallah. Milletimizi huzurlu kılsın inşallah. Bütün insanlığa mutluluk getirsin inşallah. Ramazan'ın da son haftası tabii ki. İnşallah Ramazan'la beraber ruhlarımız arındı, zihinlerimiz de arınmış olsun diye bir beklenti içerisindeyiz. Arkadaşlar, Milli Savunma Bakanımızın yürek ferahlatan açıklamaları vardı. Pençekilik operasyonuna dair değerlendirmelerini dinledik. Hakikaten milletin beklentilerinin yerine geldiğini, terörün yer ile yeksan olduğunu, terörün efendim menbaında, kaynağında kurutulduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da çok mutlu oluyoruz. Şu ana kadar 56 tane terörist enterne edilmiş durumda. İnşallah diyoruz ki bu millete yönelen kim varsa, ne tür tehdit varsa hepsini millet kendi gücüyle, kendi kuvveleriyle halledecektir. Hallediyoruz. Tarih boyunca bunu yaptık, şimdi de yapıyoruz. Cari bir dikkat, bir gelişme var arkadaşlar. Bilmiyorum, takip ettiniz mi? Efendim, öldürülen teröristlerin içerisinde farklı milletlere ait, menşei farklı milletlere ait olan isimler çıkıyor. Ermeni var, Fransız var, İtalyan var, Rus var. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Yıllardır ortaya koyduğumuz, özellikle altını çizdiğimiz hususun ne kadar hakikat bulduğunu, hakikat olduğunu ifade ediyor. Küresel bir güçle savaşıyoruz biz. PKK dediğiniz ne? 3-5 baldırı çıplak hakikatte budur. Ama arkasında küresel bir güç var. Aynen ortaya çıkan efendim fotoğraflar, resimler, belgeler bunu ortaya koyuyor. Öyleyse milletimiz bu hali bilsin, mücadelemizin ne kadar büyük olduğunun da fehminde, efendim farkında olsun diye kayıt düşüyorum arkadaşlar. Çok çok önemlidir. Bakın 57. alayla ilgili onlara bir vefa yürüyüşü yapıldı. 57. alay nedir? Çanakkale Kara Savaşları'na başladığı zaman dilimini yaşıyoruz biliyorsunuz. 57. alay serden geçtilerin efendim toplandığı bir grup. Tamamı şehit olmuş efendim askerlerden oluşan, yiğitlerden oluşan bu milletin hakiki evlatları. Onlarla ilgili bir vefa yürüyüşü yapıldı biliyorsunuz. Bunu takip ettiğimiz zaman yüreğimizde özel bir sızı, özel bir acı oluşuyor. Niye? Şu an ülkemizde yaşanan, cari olan tartışmaları hepimiz biliyoruz. Vatana musallat olmuş, teröristlerden yana konuşlanmış bir yapı var şu siyasetin içerisinde. Ve bunları dışarıdan destekleyen sureti haktan gözüküp akılları sıra demokratmış gibi bir görüntü verip aslında millete düşmanlık yapan bir güruh var arkadaşlar. Biz de diyoruz ki 57. alayda şehadete yürüyenlerin ruhlarını muazzep kılmamak için hepimiz, bütün vatanseverler çok dikkatli olmak zorundayız. Çok açık bir biçimde duruş sergilemek durumundayız. Kim ki şu anda vatandan yana hareket eden, milli bir duruş sergileyen isim var arkadaşlar. Ve o isme karşı kim ki efendim bir negatif söylem geliştiriyor, ona dikkatle yönelip bakalım. Nedir bunun derdi, nedir arkadaşlar? Bakın Selçuk Bayraktar'ı hepimiz biliyoruz. Bir büyük vatan kahramanı. Yaptıklarını herkes 7'den 70'e 84 milyon takip ediyor ve takdir ediyor. Ama siyasete girmiş, duhul etmiş, sureti haktan gözüken bazı isimler var ki onu hedefe koymuşlar. Şimdi şu anda bile İyi Partili bir milletvekili, milletvekilinin ötesinde daha önce genel başkan yardımcılığı yapmış. Şimdi genel başkan danışmanı olan bir adam ısrarla sürekli Selçuk Bayraktar'ı hedefine koymuş. Dert ne kardeşim? Senin derdin ne? Selçuk Bayraktar'la alıp veremediğin ne? Yani İHA'lar, SİHA'lar seni bu kadar mı rahatsız ediyor? Öyleyse buraya yönelelim arkadaşlar. Bunlar sıradan tepkiler değil. Arkasında ne var bakalım. Çok açık söylüyorum. Selçuk Bayraktar ki koca bir coğrafyanın yeniden efendim düşman işgalinden kurtulmasına vesile olmuş bir büyük isim. Karabağ bugün azat olmuşsa onun gayretleriyle, onun çabalarıyla, onun emekleriyle önemli bir kısım olarak elbette orada mücadele eden
Azerbaycanlı askerler var, şehitler, gaziler var. Eyvallah, onlar başımızın üstünde. Ama Selçuk Bayraktar'ın gayretleri ortada. Selçuk Bayraktar olmasa, İHA'lar, TİHA'lar olmasa şimdi acaba kaç masum insan PKK imansızlarının efendim ateşiyle toprağa düşmüş olacaktı? Niye bu Selçuk Bayraktar düşmanlığı? Dert ne dert? Dert ne kardeşim? Başka hesabınız yok mu sizin? İyi Partili o milletvekiline özellikle buradan soruyorum. Başka derdin yok mu senin kardeşim? Şu ülkenin, şu dünyanın yaşadıkları orta yerde. Bu şartlarda sen Selçuk Bayraktar'ı hedefe koyuyorsan senin iyi niyetinden ben şüphe ederim. İyi niyetli değilsindir. Başka işin yok mu? Varsa dilinin altında bir bakla çıkar, mertçe çıkar. Mertçe bu işlerin mücadelesini verenler orta yerde görüyoruz biz. Biz görüyoruz. Bir de namertçe kimliğini, Türk kimliği kullanıp kimliğini ya da bizim efendim imanlı, ihlaslı insanlardanmış gibi gösterip arka planda işte bu vatan hainlerine hizmet edenleri de biliyoruz. Namert onlar. Dolayısıyla bu yapılanı burada telin ediyorum, kınıyorum. Nedir bu düşmanlık ya? Şuraya bakar mısınız? Mücadele, kiminle mücadele veriyoruz? Yedi düvenle mücadele veriyoruz. Ve mücadelede bir bayrak isim var. O bayrak isim hedefe konuyor. Lanet olsun diyoruz. Arkadaşlar tabii güzel haberler de var. Yani bayram öncesi şimdi Ramazan'da Sayın Sağlık Bakanımızın açıklamaları var. Pandemiye dönüp özellikle gelişen şartların çok çok müsbet olduğunu, başlarken 11 bin olan vaka sayısının şimdi 2000'lere düştüğünü ve artık eski günlere döneceğimizin işaretlerinin verildiğini Sayın Sağlık Bakanımız izah ediyor, ifade ediyor. Biz de hayatın içerisinde görüyoruz. Ve şuna inanıyoruz arkadaşlar. Yani bu pandemi şartları ortadan kalktıktan sonra Allah'ın izniyle ekonomi de düzelecek. Her şey düzelecek. O şehamet tellallarının, o felaket tellallarının söylediklerinin hiçbir hakikat bulmayacak. 2023'e giderken çok berrak, çok böyle milleti ferah feza yaşatacak ekonomik gelişmeler de olacak Allah'ın izniyle. Bunları aslında bu hali görenlerin feveranıdır bu arkadaşlar. Bu hali gördükleri için şu anda böyle bir bu neviden olumsuz mesajlar vermeye çalışıyorlar bunlar. Hatta öylesine vicdansızca bir yönelme içerisine giriyor ki muhalefet arkadaşlar. Bunu özellikle sizinle paylaşmak istiyorum ben ya. Ya şu anda 23 Nisan törenlerinde yıllardan beri süre gelen bir alışkanlık var, bir teamül var. Alışkanlık değil, bir teamül var, bir uygulama var. Nedir o uygulama? Meclis başkanı törenleri yürütür. Anıtkabir'e o gider, buradaki bütün törenleri efendim onun liderliğinde, onun riyasetinde götürür. Ama şimdi muhalefet yara kaşımak için, iftira atmak için, dedikodu yapmak için ne yapıyor? Cumhurbaşkanı niye yoktu diyor törenlerde. Milleti aldatmak bu. Yalan söylemek bu. İşleri güçleri bu bunların. İşleri güçleri bu arkadaşlar. Bakın somut bir örnek söylüyorum ben size. Hepimiz takip ediyoruz. Yıllardır ben mecliste milletvekiliyim. Senelerdir bir uygulama var. Yerleşik bir uygulama, bir teamül. Bunu bilmelerine rağmen şimdi sırf millete negatif bir mesaj verebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde niye o katılmıyor diyor. Hayatlarını böyle dizayn ettikleri için, siyasetlerini böyle kurguladıkları için, yani yalan üzerine kurguladıkları için işi bu noktaya kadar taşıyorlar. Maalesef böyle. Ama milletimiz hakikatlerin farkında arkadaşlar. Her şeyi biliyor, görüyor ve biz sahadayız. Bizim gözlemimiz, insanlarımız bizi bakın dün ben Haymana'daydım. Haymana'nın efendim Yarmak köyündeydim. Ne yapıyoruz orada biz arkadaşlar? İnsanlarımızla mülaki oluyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Kim varsa, siyasi görüşü ne olursa olsun. Şunu görüyoruz, sahaya gidin görün arkadaşlar. Size de özellikle tavsiyemizdir. Hatta keşke beraber gitsek de aynı el yakın siz de bunları gözlemleseniz sahada. Bunların video kayıtları var, görüntüleri var bizde. Biz onlar gibi ucuz siyaset yapmıyoruz. Biz yalan, yanlış, efendim iftira kabilinden görüntü yayınlamıyor. Gelin görün bunları. İnsanlarımız şunu söylüyor. Eğer AK Parti olmazsa, eğer Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız olmazsa
önümüz karanlık diyor insanlar. Dolayısıyla 2023'e dönük millette bir büyük beklenti var. Allah'ın izniyle AK Parti kadrolarını, Sayın Cumhurbaşkanımızı 2028'e kadar taşıyacak bir yönetim şekillenecektir Allah'ın izniyle. Ne yaparlarsa yapsınlar. Onu da söyleyeyim. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sual varsa alırım. 1915 olayları bildi. ABD Başkanı Biden'ın açıklaması oldu. Yine soykırım dedi. Konuyu ilişkin değerlendim abi. Üzerine ek yapayım mı? Ben konuyla ilgili Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ve CHP siyasetinin Tanrı Kurulu'nda paylaşımları oldu. Hatta Tanrı Kurulu'na yönelik bir soruşturma başlatıldı Başsavcılık tarafından. Nasıl değerlendim? Bir ek de ben yapayım. Karapayda'nın da verdiği kanıtı biliyorsunuz. Değerlendim. Evet. Şimdi bir defa şunun altını çizeyim. Sayın Biden kendine hakim bir siyasetçi değil. Belli ki muvazene kaybı var onunla. Geçtiğimiz yıl başlayan bir süreçtir bu. Yerel aktörlere dönüp mesaj vermeye çalışıyor. Şu yaşına gelmiş, dünya siyasetini takip etmekten aciz birisi. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca altını çizdi ki, gelin arşivleri açın, biz arşivlerimizi açıyoruz. Varsa böyle bir vaka ortaya koyalım, tarihçiler takip etsinler ve hukuk nezdinde böyle bir vaka varsa netleşsin. Ermenistan yanaşmıyor. Niye? Çünkü Ermenistan biliyor ki 500 küsür bin tane Türk'ün katlinde o günkü çetelerin, Ermeni çetelerinin parmağı var. Onlar biliyorlar. Yani kurtla yiyip kuşla şival eden bir yapı. Ve Biden da bunu biliyor. Onu da söyleyeyim. Biden da bu hakikati biliyor. Ama vicdandan uzak kalınca bunlar hep bunu yaptılar. Bakın Fransa Cumhurbaşkanı ne diyor? Soykırımla ilgili bizim karar vermemiz söz konusu olamaz diyor. Bunu ancak mahkemeler karar verir. Tarihçiler karar verir. Konuşurlar, onlar karar verir diyor. Ama mevzu Türkiye oldu mu anında ellerini kana batırıp insanların üstüne yapıştırabiliyorlar. Bunlar böyle. Bunların ruhunda Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı var. Ve yazık ki arkadaşlar üzüldüğümüz şey şu. Bu hakikat görülmesine rağmen, bu kadar aşikar olmasına rağmen içeride bunların efendim yelkenlerine rüzgar taşıyanlar var. Siyasetçiler var. Vicdansızca bunu yapıyorlar. Arkadaşlar. Şimdi kardeşimin sorduğu sual. Yani milletvekili olmuşsun. Milletine bühtanda bulunuyorsun. İftira atıyorsun. Tanrı Kurulu için söylüyorum. Söylediklerinin hakikatle uzak yakın ilgisi yok. Bakın ben arkadaşlar 6 tane dedesini şehit vermiş, Ermenilerce katledilmiş dedeleri olan bir milletvekiliyim. Gelin Erzurum'da Yanıkdere diye bir şehitlik var. Allah aşkınıza birlikte gidip bir daha görelim. Oralardaki yaşanmışlıkları birlikte bir arkadaşlar fikredelim, düşünelim, bunları anlatalım. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bir milletvekili şu mecliste eğer soykırım tanınsın diye kanun teklifi verebiliyorsa onun daha önce iştigal ettiği mevzunun ne olduğuna iyi bakmak lazım. Geçmişleri için söylüyorum. Hınçak taşlak çeteleriyle ilintisinin araştırılmasını istiyor. O gün hınçak taşlak çeteleri benim dedelerimi katletti. 6 tane dedem diyorum bakın. 500 küsür bin insanın içerisinde bunlar. Şimdi o hınçak taşlak çetelerin uzantısı mecliste. O teklifi veren kimse, o teklifi destekleyen kimse o çetelerin uzantısıdır diyoruz biz. Bunun ötesi yok. Çok açık, çok aşikar. Bakın geçtiğimiz hafta ben Azerbaycan'daydım. Bir milletvekili, Azerbaycanlı bir milletvekili, Milli Meclis'te görev yapan bir milletvekili çok açık bir biçimde şunu söyledi. Şu anda Ermenistan sınırları içerisinde olan Amasya diye bir köy arkadaşlar. Doğduğu yer orası, büyüdüğü yer orası ama Ermeniler barındırmamışlar. 1982 yılında bütünüyle köyden kovmuşlar bunları. Ve şimdi diyor ben her gün kalkıyorum, uydudan köyümün fotoğraflarına bakıyorum, her gün oradaki hava durumunu takip ediyorum. Böyle bir hal bak bugün yaşanıyor. Daha önce ne yaşanmış? Erzurum Karaçoban'da, Erzurum'un bir ilçesi. Bir Kürt ağabeyim, çok açık söylüyorum. Yakın zamanda televizyonlarda yine haber oldu bu. Babasının yaşadıklarını anlatıyor. Erivan'da yaşayan bir aile bunlar. Bunlara sırf Müslüman oldukları için öylesine zulümler reva görülüyor ki zor bela kaçıp Türkiye'ye yetişiyorlar. Buraya geliyorlar.
ve oradaki malları, mülkleri hepsi Ermenilerce gasp ediliyor. Bunlar yaşanmış. Bunları görmezden geleceksiniz. Bu millete iftira atacaksınız arkadaşlar. Ve siyasetçiler de bu iftiraları alacaklar, taşıyacaklar. Millet ne diyor biliyor musunuz? Allah sizin belanızı versin diyor bunlara. Milletin böyle bir yaklaşımı var. Ve bize de milletin serzenişi var. Niye tepki vermiyorsunuz diye. Bizim dedelerimizin ruhlarını muazzep kılmaya kimsenin hakkı yoktur. Can vermişler bu topraklar için. Az önce anlattım, 57. alaydan bahsettim. Hadsizlik yapmaya kimsenin hakkı yoktur arkadaşlar. Bakın, Ahim'in kararı var. Neyle ilgili? Efendim, soykırımla ilgili böyle bir şey yoktur diye Ahim'in kararı var. İş buraya geldiğinde sükut ediyorlar. Ahim'in başka kararlarına yöneliyorlar hemen. Ne işlerine geliyorsa onu yapmaya çalışıyorlar. Vicdansızlık budur. Millet düşmanlığı budur. İmansızlık budur. Başka hiçbir şey değildir. Şimdi bir siyasi parti lideri, arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Sayın Babacan, Sayın Babacan, Ermenilere şefkatle yöneldiğin kadar keşke kendi milletine de şefkatle yönelse. Bana dön, bana. Benim dedelerimi katletmişler. Bana söyleyeceğin bir şey yok mu? Onlara taziye dileğinde bulunuyorsun değil mi? Yok, hakikatte böyle bir şey de olmadığı halde bunu yapıyorsun sen. Sen bana dön, bakın canlı, canlı şahidi benim. Dedeleri katledilen benim. Bana dönük hiç böyle bir, efendim, özür beyanın yok mu? Ya da endişe beyanın, ya da üzgün olduğuna dair bir ifaden olmaz mı? Bu Ermeni severlik, bu taşra, kınçak çetelerine dönüp bu muhabbet niye kardeşim ya? Biraz da kendi milletinize dönün, milletinize dönüp muhabbet ifade edin. Bunları tabii ki telyin ediyoruz arkadaşlar. Bunları kınıyoruz. Ve bir şeyin altını çiziyorum. Bakın arkadaşlar, bir daha söylüyorum. Daha önce söyledim. Ermeniler şunu söylüyorlar arkadaşlar. Ermenilerin soykırım tezini öne sürenler şunu söylüyorlar. Bizim Türklerle toprak davamız, Kürtlerle kan davamız var diyorlar. Ne demek bu arkadaşlar? Ne demek bu? Bizden toprak talep ediyorlar, Kürtlerden can talep ediyorlar. Bakın. Yani bizi katledenler Kürtler diyor. Şimdi Kürtleri ifade ettiğini söyleyen, hakikatte uzak yakın ilgisi yok da, bir parti kalkıp Ermenilerin bu tezlerine destek veriyor. Bu neyi ifade etti arkadaşlar? Bu neyi aşikar etti? O partinin, yani HDP'nin Kürtlerle uzak yakın ilgisi olmadığını aşikar etti. Bunu da burada kayda geçiyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Efendim, bir sorumuz daha var. Evet. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği dilimin elektriğinin kesik mi kesik olmadığı tartışmaları var. CHP'den farklı, elektrik hizmeti veren kurumdan farklı açıklamalar geldi. Buna ilişkin ne söylersiniz? Ya aslında, yani bu hakikaten çok komik bir durum. Görünecek bir hal. Muhalefetin içine düştüğü, debelendiği hali ifade ediyor. Ayıp bir şey. Yaşını başına almış ve koca bir kitlenin önünde yürüyen bir insan nasıl yalan söyler ya? Nasıl aldatır arkadaş ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Elektriği kesik olmadığı halde elektriğin kesik diye nümayiş yapacaksın. Görüntü vereceksin ya. Bu milleti bu kadar mı yani akıldan vareste tutuyorsunuz siz ya? Bu millet aklıyla, irfanıyla sizi tartar, binlerce defa burada kayıt düştük ya. Yani CHP Genel Başkanı bunu söylerken bu tarafta hakikatleri ortaya çıkarmayacağımızı mı zannediyor? İşte bakanımız, bakın, pespaye hale düşürdü. Ben olsam bu ayıpla yaşayamam ya, ayıptır derim ya. Yani siyaset yapamam daha doğrusu bu ayıpla ya. Samimi söylüyorum ki o partinin genel başkanlığını götüremem ya. Böyle bir şey olur mu? Yalan üzerine bina edilmiş bir siyaset anlayışı. Yaptıkları hep bu olmuştur. Elektrik kesilmediği halde elektriğim kesildi diye nümayiş yapıyor. 400 küsür bin ailenin elektriği kesik diyor. Açıklandı arkadaşlar. 280 küsür bin bakanlığın açıkladığı rakamlar var. Niye yalan söylüyorsunuz ya? Niye gerçeği tahrif ediyorsunuz arkadaşlar? İşiniz gücünüz bu mu? Yakışır mı bu ya? Allah aşkınıza gençlere, sizden sonra gelecek nesillere örnek olmak durumunda değil misiniz? Değil miyiz? Hepimiz için geçerli bu ya. Sonra öyle bir iletişim çağında yaşıyoruz ki hiçbir şey gizli kalmıyor. Her şey aşikar oluyor.
Efendim nasıl olsa ben bunu söylerim. Aldatacağım kadar aldatırım, sonra gerçek aşikar olsa da önemli değil diyorsanız ilahi tokat yersiniz. Zaten demokrasi tokatı da yakında gelecek. Şunun şurasında bir yıl kaldı. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.